kebap ve sakatat yemeklerinden oluşan 20'ye yakın çeşit sunuldu. Tarım açısından olsun, sanayi açısından olsun, turizm açısından da gelişmiş bir ilimiz. Tabii birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış. Bu ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden tabii şüphesiz ki etkilenmiş. Ve çok sayıda da yemek kültürünün olduğunu görüyorsunuz. İnşallah kısmet olursa bunun Adana'mızın tanıtılmasında çok ciddi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Dünya ünlü şef Alexander Dionisio da festivalin konuğu olacak. Özellikle yabancı şefleri de getiriyoruz ki yani yemeklerimizi tattırmayı düşünüyoruz. Yemeklerimizi ona da yaptırmayı düşünüyoruz. Onlar da kendi kültürleriyle bize bu konuda muhtemelen tabii ki yardımcı olacaklar. Kaburga kebabı varsa hepsi. Adana Lezzet Festivali 12-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.